Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Bugün sizlerle birlikte Nokia'nın yeni 5.1 Plus akıllı telefonunu kutusundan çıkartacağız. Bu 5.8 inç ekrana sahip bir telefon ve 1999 TL fiyat etiketiyle yarından itibaren satışa sunulacak. Kutusundan çıkartalım, özelliklerine biraz daha yakından bakalım. Arkada bazı temel özellikleri görebiliyoruz. Android Oreo ile geliyor fakat Android 9 Pie güncellemesi çıktı ve bugünden itibaren indirilebiliyor. Ekran çözünürlüğü 1520x720, 19'a 9 oranında bir ekran var ve telefonun arkasında çift kamera mevcut. Bu sayede bokeh çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda çekim yaparken yapay zekanın gücünden de yararlanabildiğini belirtiyor Nokia telefonun. Evet, telefonumuzu kutusundan çıkarttık. Üzerindeki jelatini de sökelim. Telefonumuz kenarda açılsın. Bu esnada diğer kutu içerisine göz atalım. Burada sim yuvasını çıkartmak için bir metal olduğunu görüyoruz. Telefon çift sim kartlı olması lazım. Bunu kontrol edeceğiz. Buna ek olarak burada USB Tip-C kablosunu görüyoruz. Tip-C'ye geçilmiş olması güzel bir özellik. Nokia telefonlar zaten uzun zamandan beri Tip-C kullanıyor. Yine bir kulaklık geldiğini görüyoruz yanında. İncelemede bunun kalitesine daha yakından bakarız. Bir de adaptörümüz geliyormuş. Bakalım kaç wattlık bir adaptör bu. 5 volt 2 amperlik bir adaptör geliyor cihazla birlikte. Ve son olarak da garanti belgesinin kutudan çıktığını görüyoruz. Evet, bağlanır bağlanmaz Android 9 güncellememiz geldi. İleri diyelim. Güncelleme inmeye başladı. 1.2 GB boyutunda bir güncelleme. Bu bağlamda güncellemeyi GSM hattınız üzerinden yapmamanızda fayda var. Wireless üzerine yapmak mantıklı. Nokia 5.1 Plus 149,5 mm uzunluğunda, 72 mm genişliğinde ve 8.1 mm kalınlığında. Telefonun ağırlığı ise 160 gram. Telefonun önünde ve arkasında 2.5D kavisli cam bulunuyor. Öte yandan kenar çerçeveler ise metal olarak kullanılmış. Nokia cihazda MediaTek'in MT6771 Helio P60 işlemcisini kullanmakta. Bu işlemciye de Mali G72 MP3 grafik işlemci eşlik ediyor. Nokia cihazın özellikle oyun performansının iyi olduğunu belirtiyor ki bunu incelememizde test edeceğiz. Telefonun depolama seçeneklerine baktığımız zaman 32 GB ve 64 GB sürümlerin olduğunu görüyoruz. 32 GB sürümde 3 GB RAM, 64 GB sürümde ise 4 veya 6 GB RAM olacak. Arkadaki kameralardan bir tanesi 13 megapiksel çözünürlüklü ve f2.0 değerine sahip, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlüklü derinlik algılayıcılı kamera. Bu sayede bokeh fotoğraflar çekebileceksiniz. Video kaydına baktığımızda ise 1080p 30fps ile sınırlı olduğumuzu görüyoruz. Ön kamerası 8 megapiksel çözünürlüklü ve f2.2 değerine sahip 26 mm geniş açılı bir kamera. Nokia 5.1 Plus 802.11ac kablosuz ağ standardını destekliyor. Bluetooth da ise maalesef 4.2 desteğine sahip. Öte yandan telefonda FM radyo desteği mevcut ki bazı kullanıcılar için bu gerçekten önemli. Son olarak telefonun bataryasından da bahsedelim. 3060 mAh'lik sökülemeyen bir batarya ile geliyor Nokia 5.1 Plus. Evet, Nokia 5.1 Plus'ı kutusundan çıkarttık. İncelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.